Trend 360'a hoş geldiniz. Moda dünyasındaki yenilikler, kültür ve sanat dünyasından en son haberler, sezon trendlerinden öneriler birazdan ekranlarınızda olacak. Bu haftaki konuğumuz ise yurt dışında ve Türkiye'de ün salmış bir takı tasarımcısı. Altın ve pırlantayı yepyeni bir tarzda yorumlayan Milka Karaağaçlı Trend 360'da. No matter where we be at, VIP or in the C-Lab, all we need to start it is the speakers in my Trend 360'da Milka Karaağaçlı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Öncelikle soracağımız soru, 13 yıllık bir reklamcılık deneyiminiz vardı. Mesleğiniz reklamcılıktı, sonra takı tasarımına döndünüz. Neden ve bu süreç nasıl geçti sizin için? Çok uzun yıllar corporate hayatta çalıştım ve çok yoğun bir çalışma hayatıydı. Bir 30'lu yaşlarda insanın kendini sorguladığı bir dönem var. O dönemde böyle birdenbire durdum. Çünkü hayatın akışı içinde o kadar yoğunsunuz ki hiçbir zaman kendinizle ilgili düşünemiyorsunuz falan. Öyle bir an geldi. Dedim ki ben hayatım böyle devam etsin istiyor muyum? Cevabım hayırdı. Yani o işle ilgili değil ama o düzen, o tempo, o ortam bilemiyorum yani her şey üst üste. Bir sıkıldın. De artık sıkılmıştım evet yani rezerden yemeye başladım. Benim çünkü sürekli iştahla yeni bir şey öğrenmem lazım ve yeni bir şey yaratmam lazım. Orada da hani artık o kadar yıldan sonra yeni bir şey öğrenmemeye başladığımı hissettim. Hep böyle rezerden yiyorum. Ondan sonra da dedim ki yani benim kesin yeni bir şey bulmam lazım ama ne yapmak istediğimi de bilmiyorum. Başka iş de bilmiyorum. Dolayısıyla bu süreç aslında bir 2-3 sene sürdü. Yani bıraktım, bekledim. Karşıma bir gün illaki bir şey çıkacaktır çünkü ben başka iş bilmiyorum. Ya cesurcu diye. Bir şey ama bunu yapabilmek. Evet yani bayağı aslında zorlu bir dönemdi. Yani bayağı uykusuz geceler geçirdim o işi bıraktıktan sonraki dönemde. Çünkü hani çok iyi bildiğiniz bir iş var, çok güzel bir kariyeriniz var. Bir anda sıfırdan yeni bir şeye başlıyorsunuz. Ve bir tarafta hani kurumsal bir hayatın içindeyken diğer taraftan sıfır, tek başınasınız. Ve tek başınıza bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Çok zor bir dönem. Ama tabii hani çok çalışmak gerekiyor. Çok çalışınca pozitif enerjiyle ilerleyince biraz da kafanızı çalıştırınca sanırım oluyor. Oluyor. Peki takı nereden çıktı? Evde yapıyor muydunuz? Hobi Yok, miydi? Yok hayır ya ben aslında küçüklüğümden beri bir gün bir şey tasarlayacağımı biliyordum. Yani bu içimin ruhumun dışarı çıkması bir ayakkabı şeklinde de olabilirdi. Ceket de olabilirdi, takı da olabilirdi, bir obje de olabilirdi. Bu mücevher oldu. O tamamıyla şansı oldu aslında. Hobi olarak böyle bir kapı açıldı önümde. Londra'ya bir koleksiyon yapıverdim. Evet öyle bir hikayeniz var. Evet öyle bir şeyin içinde buluverdim kendimi. Zevk için yapmaya başladım. Bir 6 ay hani işle beraber bu atölyede yatıp kalkmalar işte o 6 ay zaten hayatımı değiştiren dönem. Atölyede yatıp kalktıkça yeni bir şey öğrendikçe hani böyle inanılmaz iştahla doldu içim. Ve çok heyecanlandırdı beni. Ondan sonra da zaten hani öbür tarafı bırakıp bu yeni sayfayı açmaya karar verdim. Reklamı bıraktınız ve takı tasarımına yoğunlaştınız. Evet, evet. Peki şimdi takı tasarımına yoğunlaşmaya karar verdiniz ve ben artık bir markalaşma yoluna girmeliyim dediniz kendi kendinize. Evet. O süreç nasıl geçti? Markalaşmak Türkiye'de özellikle İstanbul'da zor bir şey mi? Kolay bir şey değil tabii ki ama şöyle bir şey var. Ben zaten hobi olarak başladığım zaman zaten markanın ismini, logosunu, renklerini her şeyini çalışmıştım. Çünkü benim iletişim geçmişim var, marketing evet. geçmişim var. Yani o 13,5 sene boyunca ben zaten marka yaratımında, marka yaşatılmasında birebir faaliyet gösterdim. Ve dolayısıyla hani bu kadar senedir başka markalar için çalışırken kendi markam için de yani daha ne önceden bildiğim şeyi evet. yaptım esasında. Markanın adı ne olmalı, logosu nasıl olmalı, kurumsal renkleri ne olmalı, mücevherin üstünde nasıl bir branding olmalı ya da hangi noktalarda satışa sunulmalı, fiyatlama stratejisi gibi ya da iletişim stratejisi gibi bütün hani oturup hepsini yazdım zaten. Hani ilk günden beri hobi olarak yaptığım zaman o dönemde zaten bunlar hazırdı. Hazırdı yani. Evet. O yüzden markanızı yarattığınızda her şey hazır, yola başladınız. Evet. Tamam. Evet. Peki. Aynen öyle. O zaman markanızı tasarladınız ve biraz daha bilinirliği artmaya başladı Türkiye'de. Özellikle dizilerde. Evet. Dizilerden dolayı bu Aşk-ı Memnu oldu.
adını Feriha koydum da çok özel bir kolyeniz var. Şimdi onlarla nasıl bir araya geldiniz? Şöyle oldu aslında, yani ilk tabi çıktığı zaman her ne kadar logonu her şeyini bilsen de kimse seni tanımıyor, bilmiyor. Evet. İlk satış noktam Harvey Nichols, oraya girdim. İnsanlar bakıyorlar. Bir kere böyle bir pazar yoktu. Yani en önemlisi. Harvey Nichols dediniz, sözünüzü kesiyorum ama Harvey Nichols da çok zor bir yer. Yani bir ürününüzü sattırmak için çok zor bir yer. Çok zor. Yani o zaman elit. Çok elit ama orası zaten yani ben girene kadar sadece yabancı marka satan bir yani bir Harvey Nichols'a yabancı markalar olur. Evet. Türkiye'de de öyleydi. Ve tabii ki bildiğimiz markalar. Hı hı. Benim markam bilinmiyor. Ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Kısmet nedir, nereden çıktı falan. Hı hı. Bir de öyle bir yerde altın tasarım bir ürünü olması da çok şaşırtıcı bir şey. Çünkü orada bijuteri olur. Department store'da bijuteri olur. Altın kuyumcu da satılır. Öyle bir, Türkiye'mizde öyle bir mantık vardı. Hı. Yani böyle bir pazar yoktu. Ben bu pazarı yarattım esasında. Evet, o tabuları yani, kırdınız siz. Evet, yani baktığınız zaman eskiden ne yapardınız? Hani altın bir şey ya da işte pırlantalı bir mücevher almak istediğinizde kuyumcuya gidersiniz. Kuyumcu malı vardır. Hı hı. Ama orada bir tasarım gibi bir konsepti. Beğenirsiniz, alırsınız da makine işi şeyler vardır. Hı hı. Öbür taraftan da bugün benim olduğum satış noktalarımda tasarım modeller bulunur ama bijuteridir. Yani bir madenini değerli değildir. Bu ikisinin arasında bir aslında açık vardı. Yani yurt dışında fine jewelry diye adlandırdıkları şey Türkiye'de esasında yoktu. Yani bu ne demek? Her gün takabileceğiniz aslında fiyat olarak ulaşılabilir ama bir yandan da altın ve tasarım. Yani bu üçü bir arada evet. Hı-hı. Yani sonuçta gidip fake, yani gerçek olmayan bir şeye bir para ödüyorsunuz. Aynı paraya altın alma şansınız var. Üstüne bir de tasarım bir şey alıyorsunuz. Yani bu aslında çok büyük bir ayrışma noktası. Böyle pazar yoktu. Olmadığı için de ben ilk girdiğim zaman tabii kimse tanımıyor, bilmiyor ve anlam da veremiyordu. O yüzden benim bunu tanınmasını sağlamam için ve öğretebilmem için geniş kitlelere bir anda... Çok popüler birine taktırmam ya da hani stratejik olarak çok patlayacak bir şey yapıyor olmam gerekiyordu. Hı hı. O dönemde de Aşk-ı Memnu çok çok popülerdi. Benim izlediğim tek Türk dizisiydi ve Beren Saat'e zaten bayılıyordum. Hani böyle içimden diledim yani. Beren Saat taksa ne kadar güzel olur. Yani aslında bu dizilere takı vermek diye genellemeyelim. Çünkü hı hı. Her diziye her takı ya da her karaktere her takı olmuyor ya da dizilere verilen takıların hepsi moda olmuyor. Yani onu da hani altını çizmek lazım. Çünkü Aşk-ı Memnu, Bihter o bir karakterdi. Yani o yayınlandığı gün kimse sokağa çıkmıyordu. Her hepimiz o diziyi izliyorduk. Evet. Baş karakterdi. Fenomen çok oldu. Güzeldi. Çok güzel giyiniyordu. Çok güzel şeyler takıyordu. Ve orada yasak bir aşk vardı. Yani aslında her şey bir bütündü ve yasak aşkın içinde aşık olan sizin adam kolyeniz kadına vardı. Benim kolyeleri hediye etti ve 5 bölüm önce o kolyeler konuşuldu. Evet. Bunun sonunda da tabii ki adı Bihter kolyeleri oldu. Yani evet. O patlama öyle gerçekleşti. Bu biraz da tabii ki strateji, tabii ki modelinde tasarımında iyi olması lazım. Ama hı-hı. Bir yandan da şans, istemek, iyi enerji gibi şeylerin de içinde barındırıyor. Çünkü ben oraya toplantıya gittim, koleksiyonlarımı sundum, anlattım. Hı-hı. Evet beğendiler, seçtiler ama... Senaryonun içine girip de senaryoyu değiştirmedim yani. Şanslı senaryo öyle gelişti. Ve şanslı bir sürü markanın içinden benim kolyelerimi seçtiler. O da şans yani. Şans, evet şans eseri oldu sizin için. Evet. Ama ne güzel bir şey de oldu. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi adını Feriha koydum da yine bir şey kanat evet. Kolyeniz var. O şimdi Bihter kolyesinden daha da çok daha popüler oldu değil evet. Mi? Ama birçok ünlü de taktı onu aynı zamanda. Evet. Ve Ayşe Arman taktı, Tuğba evet. Nusal taktı, onların kendi kolyeleri zaten. Evet, hatta doğum yaptığı sırada takmış galiba, öyle evet. De güzel bir hikayesi var. Evet. Ve siz bütün yaptığınız tasarımlarda zaten bütün kalbimi koyuyorum diyorsunuz. Çok evet. İyi dileklerim var, iyi ümitlerim var diyorsunuz bunları yaparken. Pozitif enerji ile birlikte tasarımlarımı yapıyorum diyorsunuz. Bu sizin için çok önemli, o yüzden markanın ismine geliyorum, Kısmet. Kısmet sizin kısmetiniz mi yoksa insanlara vermek istediğiniz bir kısmet mi? İkisi beraber aslında. Hı-hı.
Ya ben kısmet kelimesini kelime olarak çok seviyorum. Çok cümle içinde kullandığımız bir kelime esasında. Her dilde bilinen. Her dilde bilinen, evet. İngilizce kolay söylenebilen. Çünkü markayı sonuçta global bir marka yapmak gibi bir hedefim var. Evet. Kısmet diye okuyorlar. Logosuna baktığınız zaman küçük detaylar ama hepsi bunların düşünülmüş. Mesela kısmetin ı'sının üstünde yıldızlar var. Türk biri okuduğu zaman onu kısmet diye okuyor. Yabancı o yıldızları ı'nın noktası olarak algılayıp kısmet diye okuyorlar. Evet. Falan gibi öyle küçük detaylar var. Pazarlama yani, stratejileri orada girdi diyorsunuz. Tabii tabii öyle yani. Sonuçta logoyu ben tasarlamadım. Evet. Yani logoyu çok iyi bir art direktör tasarladı. Yani evet. Benim beraber çalıştığım çok da yakın arkadaşım. Hani o da ayrı bir uzmanlık alanı sonuçta. Ama bunların hepsi düşünüldü. Anlamına gelince de ben felsefik olarak hayatımda şuna inanıyorum. Hayatta aslında her şeyi biz kendimiz seçiyoruz. Yani her an her kararı biz kendimiz veriyoruz. Şu an burada olmayı ben seçtim, sen seçtin. Dolayısıyla aslında kendi kısmetimi biz kendimiz yaratıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Ve diyorum ki hani bu benim kısmetim, ben bunu yarattım. Bütün kalbimi vererek yarattım ve bu hani bu böyle bir mesaj olarak insanlara gitsin ve gerçekten hani bu iyi duygularla yaratıldı. Onlar da taktıkları zaman iyi hissetsinler. Kendilerini iyi hep pozitifle doldursunlar. Çünkü gerçekten iyi düşününce iyi oluyor. Negatif düşünce de negatif oluyor. Bunu siz yani de gördük tabii evet, ki. Evet, evet. İzin verin çok kısa bir ara vereceğiz. Moda dünyasındaki en son haberler şimdi ekranlarda.